Kalbi vatanseverlikle atan Teymur Abbasov savaş çıktığında gönüllü olarak cepheye gitti. Ailesine göre kimse onu durduramaz. Seçeneği olsaydı yine de vatanını seçerdi. Ailesi şehit Teymur'un yokluğuna hala inanamıyor. En önemlisi çocukları hala babalarının yolunu bekliyor. Vatanı gurur duyuram. Vatan sağ olsun. Böylece atama oxşuyurum. Atamın xasiyyətləri mənə keçir. Atama mən oxşuyuram. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği daha önce Kelbecer ve Akdam'ı boşaltan Ermenistan bir günde Laçin'i en geç 24.00'a kadar iade edecek. Ermenistan sınırında bulunan Laçin ili, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve Laçin koridoru diye isimlendiren yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu. Hankendi ve Şuşa'nın ardından Ermenistan güçleri 18 Mayıs'ta ise Laçin'i işgal etmişti. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Akdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Akdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti. Rus Barış Koruma Tıbbi Birim Başkanı Yaroslav Ivanov'dan yapılan açıklamada Hankendi'de bir sahra hastanesi açtığını, sahra hastanesini Barış'ı Koruma Birliği'ne tıbbi yardım sağlamak amacıyla açtığını bildirdi. Ivanov, hastanede restorasyon bölümü, fonksiyonel tesis, laboratuvar tesis, ameliyathane, diş hekimliği ve oftalmoloji odalarının bulunduğunu kaydetti ve hastanede ayrıca suni solunum, ultrason ve röntgen cihazları bulunuyor, dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin ardından istifa edeceği, onun yerine ise eski istihbarat müdürü Artur Vanesyan olacağı iddia edildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Moskova'da ve Rusya'daki Ermeni diasporasının temsilcileriyle yaptığı toplantıda hükümeti istifa etmeye çağırdı. Sarkisyan, böylesine büyük bir trajedinin yaşandığı herhangi bir ülkede tek bir çözüm vardır. Buna sebep olan hükümet gitmelidir, dedi. İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Farizade başkent Tahran'da toprağa verildi. Farizade için İran Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, milletvekilleri ve siyasiler katıldı. Farizade'nin cenaze namazının ardından Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nin avlusuna defnedildi. Savunma Bakanı Hatemi törende yaptığı konuşmada suikastı yanısız bırakmayacaklarını ve silahlı kuvvetler başkomutanı olan ülke lideri Ali Hamenei'nin vereceği emrin de fiili olacağını söyledi. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK teröristinin kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin Twitter'da cumartesi günü Fransa'nın 70 şehrinde düzenlenen protestolarda 98 kadar polis ve jandarma görevlisi yaralandığını bildirdi. Kolluk kuvvetlerine tam destek verdi ve yasa dışı hareket edenlerin cezalandırılacağını söyledi. Resmi rakamlara göre protestolara 130 binden fazla kişi katıldı. Eylemi düzenleyenlere göre bu rakam 500 bin idi. Protesto nedeni 24 Kasım'da Fransız parlamentosunun alt meclisinde ilk okuma küresel güvenlik üzerine tasarısının kabul edilmesi oldu. Dünya genelinde yaklaşık 64 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Avrupa'da yaklaşık 18 milyon, Asya'da 17 milyon, Kuzey Amerika'da 17 milyon, Güney Amerika'da 12 milyon, Afrika'da 3 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa'dır. İran'da 948.749 kişiye, Türkiye'de 607.628 kişiye, Ermenistan'da 134.768 kişiye, Gürcistan'da 132.368 kişiye koronavirüs testi kondu. Azerbaycan'da koronavirüs ile enfekte olan 118.195 kişiden 1.361'i kişi hayatını kaybetti ve 73.676'sı tedavi edildi.